Avrupalı Türklerin Kanalı Kanal Avrupa Hab Ana Haber Merkezi'nden Haberin Merkezinden herkese iyi akşamlar efendim. Ben Dilekşen. Gündemin öne çıkan en sıcak, en tarafsız ve en doğru haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü açıklandı. İşte detaylar haberimizde. Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü Örgütün sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, fetö elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımızda doğruluyor ifadelerini kullandı. Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini vurgulayarak, bu karanlık örgütün lideri ölmüştür dedi. Bakan, Gülen'in ölümüyle birlikte, örgüt içerisinde yaşanabilecek güç savaşlarına dikkat çekti. Fidan FETÖ'nün gençleri kutsal değerler adına kandırarak kendi amaçlarına alet ettiğini belirtti ve bu durumun gençlerin kendi vatanlarına ihanet etmelerine yol açtığını ifade etti. Bu ölüm meselesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım diyen Fidan, FETÖ üyelerine devletleri ve milletleri aleyhine çalışmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu. Gülen'in ölümünün ardından örgüt içinde liderlik için kimin öne çıkacağına dair spekülasyonlar başlamış durumda. Suat Yıldırım ve Mustafa Özcan bu süreçte öne çıkan iki isim olarak dikkat çekiyor. Her iki isim de uzun yıllar boyunca Gülen'e yakınlıkları ile tanınıyor ve örgüt içinde önemli görevlerde bulunmuşlardı. FETÖ'nün geleceği ve yeni güç dengelerinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. FETÖ'nün önemli isimleri arasında yaşanacak olası güç savaşları ve finansal kaynakların kontrolü örgütün iç dinamiklerini büyük ölçüde etkileyebilir. Bu bağlamda Gülen'in vefatının ardından nasıl bir liderlik yapısının ortaya çıkacağı ve örgütün gelecekteki stratejilerinin ne yönde gelişeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.